Gördüm. Hayda. Tamam, sıkıyor. Tamam, gel. İyi misin? Evet. Tamam. Köpeğim. Şey olmaz. Kamera çekiyor, devam et. O gün bir arkadaşımla yamaç paraşütü yapmak istedik. Buradan hemen take off dediğimiz çıkış alanımızdan bir kalkış yaptım. Rüzgar çok istediğimiz oranda değildi, biraz zayıftı. Falezlere tutunmaya çalıştım. Bizim yelken dediğimiz o bandı yakalamaya çalıştım. Dolayısıyla yakalayamadığım için hemen acil bir iniş planladım. İnişe doğru giderken 40 metreden arkadaşın, balıkçı arkadaşlar olta atmışlar denize. Ben birkaç tanesini zaten videoda da göreceksinizdir. Es geçtim, kurtardım. Sonra bir tanesi herhalde yeni atmaya çalışıyordu oltayı. Atarken bize takıldı. Dolayısıyla yolcumun eli parçalandı. Bu bize çok zarar verdi. Yani daha da kötü şeyler olabilirdi. Kanadımı yırtabilirdi, iplerimi kesebilirdi. Ben gene sağduyulu davranıp acil iniş planladım yere. Vardım. Böyle bir kaza yaşadım. Normalde misina ipi çok görüngen değil, göremezsiniz. Yani öyle bir rengi yok. Ama buna rağmen ipler tabii güneşin ışıldamasıyla ben birkaç tanesini gördüm. Onları kurtaracağımı fark ettim zaten. Onları kurtardım. Sonra balıkçı arkadaşım biri herhalde yeni atıyordu oltayı. Oltaya takıldık ve oltadan artık yolcum kendi gayretiyle kurtulmaya çalıştı. Göreceksiniz görüntülerde de zaten. Nasıl kurtulduğunu, yani o çekti. Biz paraşütün belli bir limiti var, hızı var. O hızla herhalde bir yerde koptu yani. İp öyle kurtulduk. Ciddi bir kazaydı. Tabii biz yıllardır bu sporu yapıyoruz. Havada nasıl sağduyulu davranacağımızı, nasıl da kurtulacağımızı, yani birçok eğitimlerde bunları yaşadık ama oltayla ilk defa böyle bir şey yaşadım. Benim için de bir deneyim oldu. Kötü bir deneyim oldu. Keşke olmasa. Oltanın denize ne kadar zarar verdiğini biliyorum. Ama bu şekilde de bir zararını ben de havada yaşamış oldum yani. Onlar oltayı atıyor, aşağısı kayalım. Normalde kareyi koyuyoruz.